Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bu ayet işte Abdullah ismi Selul ile ilgili bu ayet o münafıkların ele başıyla hmm. efendim bu işte peygamberimiz bunun için istifarda bulunmuş. Yani oğlundan dolayı oğlan çok seviyormuş yani. Bu hmm. Bundan istifarda Allah Teala diyor ki: "İstiğfir lehum evla testafir lehum. İstersen sen onların hakkında istifarda bulun, istersen bulunma." İn testafir lehum sebine meratın. Eğer sen onlar için 70 kere de istiğfar etsen bu efendim bağışlamaz diye falan ya Allah öyle Allah onları bağışlamaz. Öyle deyince bu efendim, 70 kere şeyi, yani çokluktan kinaye yani 70 olduğundan değer de bu sayı. Ondan sonra peygamberimiz de diyor ki ben de diyor 70'ten fazla ederim diyor. Bak. Oğlunun hatır için bak. Peygamber sadece oğlunu çok sevdiği, Abdullah diye bir oğlu varmış bunun. Evet. Zalike bu. Efendim bi ennehum onların keferu billahi ve rasulü. Yani onların istiğfarlarının kabul edilmemesinin sebebi Allah Teala'ya ve peygamberin inkar ettiklerinden dolayı. Dolayısıyla biz münafık biliyor ama onlar asıl geride inkar ediyorlar yani evet. Vallahi Allah la yehdi kamel fasık. İşte böyle fasık kavimler diyor Allah Teala hidayete erdirmez, doğruyla ulaştırmaz demiş. Evet. Ferihal ne? Ferha sevin kim el muhallefune muhalif yine yani savaşa gitmeyenler seviniyorlar. Yani müminlerin başına bir sıkıntı gelirse yani onlar seviniyorlar. Nasıl? Bir makadihim oturanlar yani evlerinde oturan gitmeyen muhalifler seviniyorlar. Hilafe Resulullah'ı Allah'a Teala'nın karşı muhalefet ederek peygamberini muhalefet ederekten yaptıkları şeylerden dolayı seviniyorlar. Ve kerihu kerih yani istemiyorlar neyi? En yücadülü mücadele etmek. Yücahidü, yücahidü, yüca, yüca, cihad etmek. Cihad etmek istemiyorlar. Neyle? Bir envalihim ve mallarıyla ve canlarıyla cihada katılmak istemiyorlar. Daha fi sebiline Allah yolunda ve gal diyorlar ki la tenfuru fil harri. Kendileri gitmedikleri halde sıcakta siz de gitmeyin diye insanları da engellemeye çalışıyorlar. Hem kendileri gitmiyorlar hem de başkalarını engellemeye çalışıyorlar. Kuldeki naru cehenneme, cehennem ateşi yani sıcakta savaşa gitmeyin diyorlar ya eşyettü harran, sıcaklık oradan güneşin ateşinden daha fazladır. Aykın cehennem ateşinden güneşin ateşi bir olur mu sıcağın? Dev kâne yefkavun, keşke bunu fıkh de bu durumlara düşmeseniz diye Allah Teala onları kın yaratan uyarıyor uyarı işte. Peygamberimiz de diyor ki, efendim sizin yaktığınız ateş cehennem ateşinin yetmişte bir kadardır bak. Sizin yaktığınız, dünyada yaktığınız ateşin harareti cehennem ateşinin yerin yanında yetmişte birdir. Buyurunca ashab-ı kiram ey Allah'ın elçisi dünya ateşi bile insanı cezalandırmaya yeter dediler. Resulullah Efendimiz şöyle buyurdu. Cehennem ateşi dünya ateşinden 69 derece daha can yakıcı kılındı. Onların her biri dünya ateşi kadar şiddetlidir demiş. Yine şöyle bir başka bir hadis şöyle buyurmuş peygamberimiz. Efendim cehennem azabının şiddetinden söz ettiği bir başka hadisinde şöyle buyurmuştur. Şüphesiz kıyamet gününde cehennemliklerin azabı en hafif olanı ayaklarının altına iki kor konulup da bu sebeple beyni kaynayan kişidir demiş. Ayaklarının altına kor evet. En hafifi bu. İşte büyüklerin öbürlerini düşünün, Evet. Feliz ee, haku galilen. İşte eğer bak e, levkânı iki kez anlasalardı fel yez haku galilen. Az gülellerdi. Daha vel yebku kezirin. Çok ağlarlardı. Yani günahlar için istiğfar edilip ağlarlardı ve gülerdi. Belki de hiç gülmezlerdi. Cezaen bir mahkeme yüksün. Yaptıkların karşılığı olaraktan bildiklerinden dolayı az gülüp çok ağlamaları gerekirken ne yapıyorlardı? Dünyaya dalmış gidiyorlardı demişler. Fein raca ki Allah eğer Allah Teala seni döndürse ila taifeti minnum. Bir savaşa gittiğin zaman tekrar Allah Teala seni bir taifeye ve hatta memleketine döndürürse feste zenuke senden izlenirler. Lil çıkmak için. Yani bundan sonra savaş olursa senden beraber savaşa gitmeyi isterler. Bak hmm. daha savaş falan savaş bitmiş gelmiş insanlar. Seninle beraber çıkacak ne? Senden gelecek, Müslümanlardan gelecek bir şey diyelim. Kötülüğü def etmek için. Yoksa gideceklerinden değil yani. Evet. Fekul de ki Len yahrucu ma'yi ebeden. Siz asla benimle evet özür. Len takrucu e, Siz asla benimle beraber Artık bundan sonra savaşa katılmayacaksınız diye onlara. Çünkü onlar münafık yani evet. Belen tuqatilu ma'i adüven. Asla siz benimle beraber bundan sonra düşmanla savaşmayacaksınız. Niye? İnnekum siz tüm Razı oldunuz Bil uğudu evvel emretin. Yani evlerinize oturup kalmaya önceden razı oldunuz. Şimdi savaş bitmiş gelmiş. Şimdi ileride çıkacak bir savaşa katırak diyen işte Müslümanları kandırmak istiyorsunuz. Fekudu oturum ma'al halifine geride kalanlar, kadınlarla beraber oturun. Size bu layıktır diyor. Allah Teala kınıyor. Yani bu da kadınlar değersiz gözünden değil, kadınların görevi oturma. Siz de onlar gibi oturun diyor. Evet. Ve la salli. işte şimdi bu ayet geldi bak. Bu ayet o efendim ee nedir? Abdullah bin Selun peygamberimiz son namazını, münafığın namazı kıldıktan sonra inmiş bu ayet. Hmm. Evet. Ve la salli. namaz kılma ala hadimin. Onlardan hiçbirinin ne zaman? Mate. Ölen kimsenin. namazını kılın ebedin. Ebediyen. Onlardan bu münafıklardan biri öldüğü zaman onlardan artık bundan hiç kimsenin namazını kılma. Ve la ala kabri. Kabrinde de durma. Yani kabrine gidip dua da etme. Onların efendim. fe innehum onlar keferu billahi ve rasul. Niye? Allah Teala'yı ve rasulü inkar ettiler. Evet. Ve mati öldüler. Ve hum fasıkum. Fasık olarak döndü. Yani kafir olarak öldüler. Dolayısıyla onlara sen itaat etmediğin Şey, evet. Peygamberimiz yine bir hadisinde şöyle buyurmuş. Hazreti Ömer resul cenaze namazını kılmak üzere kalktığında o Abdullah bin Übey'in yaptığı fenalıkta bir bir anlattığını Resulullah'ın kendisini tebessümle dinleydiğini sonra da çek ölümünde Ömer buyurarak cenaze namazını kıldırdığını, cenaze namazını kıldırdığını söylemiş ve sözünü şöyle tamamlamıştır. Allah ve Resulü her şeyi daha iyi bildiği halde o gün Resulullah'a karşı olan cüretime daha sonra hep hayret etmişimdir demiş. öyle demişim. Evet. evet. Ve evet. seni imrendirmesin. Ne? Envalehüm ve la evretüm. Onların mallarının, evlatlarının çokluğu işte. insanlar ne yapıyorlar? Zengin insanlara itibar ediyor. Ne kadar zengin işte. Ne kadar mal var, mülkü var. Diyerek de ne? İnne ma ancak yüdeyüdullah Allah istiyor. En yu Onları azap etmek için. Neyle? Biha o mal ve evlatlarla bak. Nerede? Fit dünya dünyada. Daha ve tezhaga en hüzüm nefislerini çıkarmak istiyor ve hüm kavrin. Nefislerini kavr olmaktan almak çıkarmak istiyor. Dünyada da onları rezil etmek, onları azap etmek istediği için onlara böyle mal veriyor, evlat veriyor. Ne yapıyor adam evladın evlatlarını oğlum sürecinde kullan. İnsanlara kötülük yapıyor. Malını peygambere düşmanata harcıyor. Dolayısıyla menfaatli olacak şeyleri tersini yapıyor. Allah da Teala onların böylece diyor canlarını kabir almak istiyor diyor. Beyza unzilet suretun. Bir sure indirildiği zaman efendim en amenu billahi. Allah'a iman edin içinde Allah'a iman hükmü bulunan bir sure indirildiği zaman ve cahedü ma'asul rasule peygamberle beraber efendim cihad edin denildiği zaman iste zeneke senden izin ister. Kim? Ulut Onlardan zengin olanlar. Bah zengin olanlar. Yani izin isterler. ve galu derler ki zerna bizi bırak konu olan mal gaydin oturanlarla beraber olalım. Yani biz burada kalalım, savaşa gitmeyelim derler. Yani savaşa katılmak istemezler. Kimdir bunlar? Münafıklar diyor. Evet. Sadakallahu'l-azim.